Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, ekonominin, teknolojinin ve sosyal hayatın her alanında derin ve hızlı bir dönüşüm süreci geçirmekte. Çin'i anlamak, Çin'le iş yapmak. Uluslararası düzenin şekillenmesinde lider oyuncularından biri oldu. TÜSİAD'ın Çin'e yönelik iş dünyasında farkındalık yaratmak için düzenlediği konferansların beşincisi İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolff ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Ticaret Konsolosu Huang Songfeng de katıldı. 4 oturumda 30'un üzerinde katılımcı Çin'deki iş fırsatlarını ve ticari ilişkilerin gelişmesi için yapılması gerekenleri tartıştı. Made in China 2025. Onu bir hafızaya alın. Açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Çin Ağ Başkanı Korhan Kurdoğlu, Çin pazarının Türk iş dünyası için sunduğu fırsatları anlattı. Görünen o ki çok yakın bir gelecekte gerek ekonomi gerek teknoloji ve daha birçok alanda dünya liderliğine yürüyecek olan Asya'daki en büyük ticari ortağımızla ilişkimizi iki ülke içinde çok daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Konferansı TÜSİAD'la birlikte düzenleyen İstanbul Okan Üniversitesi'nin mütevelli heyet başkanı Bekir Okan da konferansta bir konuşma yaptı. Bu süreç içerisinde ekonomik savaşlar yerine işbirliklerini görmek istiyoruz. Kuşak yol projesi bizlere çok kapsamlı, kazan kazan mantığıyla oluşturulmuş bir işbirliği platformu sunuyor. Türkiye'nin hem tarihi İpek yolu üzerinde bulunması hem de son derece önemli bir jeopolitiğe sahip olması dolayısıyla bu proje içinde bulunması elzemdir. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Konsolosu Huang Songfeng ise Türk ve Çin milletlerinin birbirlerini doğru anlamasının önemine vurgu yaptı. Tercüme var değil mi? Çince konuşabilirim değil mi? Tamam. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye ekonomisinin sağlıklı olduğunun altını çizdi. Biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin ekonomisinin olumlu olduğuna inanıyoruz. Ancak Çin'de de birçok basın ve medya kuruluşları dikkat çekmek için gerçeklerden uzak olan haberler yapıyorlar. Çin halkı da Türkiye ile ilgili bilgileri doğrudan öğrenmesi gerekir. Tıpkı Çin medyasının Türkiye hakkındaki haberleri doğru yapması gibi, Türk medyasının da Çin hakkında doğru haberler yapmasını bekliyoruz. Toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simon Kastoksi ise kuşak ve yol girişiminin Türkiye için bir kaldıraç görevi göreceğini ifade etti. Altyapı, lojistik, yenilenebilir enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, gıda ve turizm gibi sektörlerde iki ülke arasında büyük işbirliği potansiyeli görüyoruz. İlgili kamu kurumlarının öncülüğünde iş dünyası temsilci örgütlerinin ve üniversitelerinde katılımıyla bir kuşak ve yol girişimi strateji belgesi hazırlanmasını çok önemsiyoruz. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin değişmeye başladığını söyledi. Çin'in ciddi bir pazar olduğunun altını çizdi. Biz Çin'i aslında satın alma platformu olarak tanıyoruz. Ama Çin yapı değiştiriyor. 2012'den beri konuşmuş olduğu kuşak ve yol inisiyatifiyle, 2025 Made in China 10 sektördeki inisiyatifiyle bizim için de aslında bir fırsat, bir ihracat pazarı olacak. Burada bizim markalarımızın da bunu değerlendirmesi gerekiyor. Yani artık bundan sonra Çin'e ithalat departmanlarımızı değil, ihracat departmanlarımızı gönderelim. Ve Çin ve o bölgeden bahsederken de uzak doğu demeyelim, sadece doğu diyelim.